Hafta ortasından mutlu günler diliyoruz sayın seyirciler. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor ve gün ortası haber bülteniyle günün ilk yarısına yansıyan tüm gelişmelerle karşınızdayız. Bugün günlerden 13 Mart çarşambayı gösteriyor sayın seyirciler ve başlayalım gelişmelerle. 20 Temmuz 2023'te hizmete giren Ercan Havaalanı'ndaki eksiklikler Başbakan Ünal Üstel Başkanlığı'nda Tüm paydaşların katıldığı toplantıda ele alınıyor. Başbakan Ünal Üstel Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen toplantı öncesinde hedeflerinin turizm mev mevsimi öncesinde eksiklikleri yerinde tespit ederek gidermek olduğunu kaydetti. Başbakan Ünal Üstel Ercan Havalimanı'nda eksikleri tespit etmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere paydaşlarla toplantı yaptı. Ercan Havalimanı VIP salonunda yer alan toplantıya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Polis Muhacaret Müdürü Fevzi Öztümen, TNT Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, DPO Müsteşarı Durali Güçlüsoy ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Toplantı öncesinde de BRT ve TAKA açıklamada bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Orta Doğu'nun en büyük havaalanı Ercan'ın faaliyete girmesinin ardından eksikliklerin bir kısmının giderildiğini, bir kısmının ise giderilmeye devam ettiğini söyledi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bazı eksikliklerin ise zaman içinde tespit edildiğini ifade eden Bakan Arıklı, Başbakan Ünal Üstel'in eksiklikler ve yapılan işler konusunda bilgi almak istediğini bugünkü toplantı bu amaçla düzenlendiğini aktardı. Bakan Arıklı, Ercan Havalimanı'nda paydaşlarla bir araya geldiklerini ve nelerin yapıldığını, nelerin yapılması gerektiğini konuşacaklarını kaydetti. Başbakan Ünal Üstel de açıklamasında 20 Temmuz 2023'te açılan Ercan Havalimanı'nı ziyarete geldiklerini, havalimanının açılışından bu yana yapılanlar ve tespit edilen eksikliklerin değerlendirileceğini söyledi. Paydaşlarla gerçekleştirilen toplantıda polis müdürü ve muhaceret müdürünün de hazır bulunduğunu ifade eden Başbakan Üstel konuları kapsamlı olarak ele alıp değerlendireceklerini söyledi. Eski havalimanının güvenlik açısından sıkıntı yarattığını ifade eden Başbakan Üstel, bu sebeple yeni havalimanının süratli şekilde tamamlanarak hizmete açıldığını anımsattı. Başbakan Üstel, yılda 12 milyon yolcuya kadar hizmet verebilen ve büyük gövdeli uçakların inebilmesine imkan veren havalimanının turizm mevsimi gelmeden eksikliklerin tamamlanabilmesi için ilgili birimler ve paydaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Paydaşlarla görüştükten sonra eksikliklerin hızla giderilmesi için hükümet olarak büyük bir gayretle çalışacaklarını vurgulayan Başbakan Üstel, uluslararası platformlarda Yeni havalimanı için övünürken yeni firmaların ülkeye gelmesi için zorlamalarda bulunacaklarını da kaydetti. Bağlıköy direnişinin 59. yıl dönümü ve bu direnişte şehit düşenler bugün düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de bağımsız Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devamı için birlik ve beraberliğimizin korunması ve uluslararası camiaya devletimizden asla vazgeçmeyeceğimiz mesajının verilmesi gerektiğini vurguladı. Bağlıköy direnişinin 59. yıl dönümü ve direnişte şehit düşenler Bağlıköy şehitinde düzenlenen törenle anıldı. Tören protokol sırasına göre şehitlik anıtına çelen konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende daha sonra şehitlik özel defteri imzalandı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma, yedi dalgayı kokulu öğretmeni, Ediz Çaluda tarafından yapıldı. Çaluda, Bağlıköy'ün milli mücadele yıllarında hain saldırılara tanıklık ettiğini kaydederek, bugün bu vatanda özgürce yaşamayı şehitlere borçlu olduğumuzu ve şehitlerin emanetine sahip çıkılacağını vurguladı. Bağlıköy Şehitleri Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu da Milli Mücadele yıllarında Bağlıköy'de şanlı bir direniş sergilendiğini belirterek şehitlerin mücadelesi sayesinde bugünlere gelindiğini ve bu adada var olmak için mücadelenin her zaman devam edeceğini ifade etti. Şiirlerin okunmasıyla devam eden törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının adada varlığını sürdürebilmek için orantısız güçler karşısında kahramanca direndiğini anımsatarak Kıbrıs Türk'ünün haklı mücadelesini sürdürürken ve anavatan Türkiye'nin gelmesini beklerken çok şehitler verildiğini söyledi. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin hala daha kayıpları bulmaya ve kimliklendirmeye çalıştığını hatırlatan Tatar, Kıbrıs Türk'ü bu acıyı o zaman yaşamış ama bu acı bitmemiştir. Hala daha kayıplar ve aradıklarımız vardır. Kayıplarının mezarı başına gidip dua okuyamayan insanlarımız vardır dedi. Kıbrıs Türk'ünün 1974 Barış Harekatı'na kadar çok çileler çektiğini, o günden bugüne ise kimsenin burnunun bile kanamadığının altını çizen Tatar, Doğu Akdeniz'de bağımsız Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devamı için birlik ve beraberliğimizin korunması ve uluslararası camiaya devletimizden asla vazgeçmeyeceğimiz mesajının verilmesi gerektiğini vurguladı. Bugün Birleşiklerin kişisel temsilcisi, Beni görmek için ziyaret ettiğinde bakıyoruz ki bir takım başka sivil toplum örgütleri de görüşüyor. Bu sivil toplum örgütlerin bazıları siz de biliyorsunuz ki gerçekten başka merkezlere hizmet etme noktasında buradaki iradeyi, buradaki bağımsızlığımızı, buradaki hür yaşamı hepsini gözden görmeyerek ne diyebiliyorlar? Biz Kıbrıs'ta üniter bir devlete gidecek bir çözüm modeline evet diyebiliriz. İrade Cumhurbaşkanı'na da değil, İrade bizdedir şeklinde konuşmalar vardır. Bunlar çok yanlış konuşmalardır. Çünkü burada Kıbrıs Türk halkının tekniği demokrasisi içerisinde elbette seçimlerde irade belirlemektedir. İrade Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle şu anda yürütmekte olduğumuz yeni siyasetimiz Egemen Eşitlik ve Eşit Uluslararası Statü. Yani günün sonunda bir anlaşma olacaksa Kıbrıs Türk halkı ve devleti bu anlaşmanın bir parçası olması gerekmektedir. Bunun altını şehitlerimizin manevi huzurunda bir kez daha altını çizmek istiyorum. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman daim olacağını ve bir anlaşma olacaksa Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu anlaşmanın bir parçası olacağını kaydederek Türkiye garantörlüğü ve Türk askerinden vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yakın gelecekte tanınması gerektiğini sık sık söylediğini ifade eden Tatar, bunun değerinin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi. Tören şehitler için dua okunması ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasının ardından sona erdi. Devam ediyoruz gelişmelerle sayın seyirciler. Son siyasi gelişmelere baktığımızda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Holguin bugün ülkemizdeki bazı siyasi partileri ziyaret ediyor. İlk parti ziyaretini Ulusal Birlik Partisi'ne gerçekleştiren Holguin, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi. Görüşmede Holguin'e adada Kıbrıs Türk halkının en az Rum halkı kadar egemen olduğu vurgulanarak, müzakere sürecinde ancak egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün teyit edilmesiyle başlayabileceği iletildi. Holguine Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koymuş olduğu vizyonu ve yapmakta olduğu çalışmaları güçlü şekilde desteklediği de aktarıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Holguin, Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu ve diğer parti yetkilileri de hazır bulundu. Görüşmede Holgi'ne müzakere sürecinin egemen eşitliğin teyidiyle başlayabileceği iletilirken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu vizyona ve yapmakta olduğu çalışmaları UBP olarak güçlü bir şekilde destekleyecekleri aktarıldı. Bir saatlik görüşmenin ardından UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Görüşmede Holguin'e kendisinin de çok iyi bildiği üzere Cumhurbaşkanı Tatar'ın genel sekreterin önerisini sürdüreceği görevin iki taraf arasında yeni ve resmi bir sürece geçebilmesi için ortak zemin olup olmadığını araştırma olması şartıyla kabul ettiği hatırlatılarak bu görev yönergesi çerçevesinde sürdüreceği çalışmalarında kendisine destek olunacağı ifade edildi. Türkiye'nin 1974 yılında uluslararası antlaşmalardan gelen müdahale hakkını kullanarak gerçekleştirdiği barış harekatının sadece Kıbrıs Türklerine değil Kıbrıs Rumlarına da barışı getirdiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi. Barış harekatıyla 50 yıldır yan yana yaşadığımız sınırlarımız da oluştu. 50 yıldır adada herhangi bir sıcak çatışmanın yaşanmamasını da adada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün varlığına borçluyuz. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'ni eşit ağırlıklı iki imzayla Rum tarafıyla birlikte kurduk. Şimdi onlar bizim özden gelen haklarımızı da gasp ederek adanın tümünün temsilcisi olarak hareket ediyorlar. Bu durum kabul edilmezdir. Kıbrıs Türk halkı en az Rum halkı kadar egemen bir halktır. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın partimizin adayı olarak Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Federasyon Defteri bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Artık yeni bir dönem vardır. Herhangi bir müzakere süreci ancak ve ancak egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyit edilmesiyle başlayabilir. Müzakereler için ortak zemin budur. Federasyon zemininde aynı konuları görüşerek bir sonuca ulaşmamız mümkün değildir. Genel Sekreterin daha önce Cenevre'de tarafımıza ifade ettiği gibi artık farklı konuları konuşup yeni şeyleri konuşma zamanıdır. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak uluslararası camiaya hiçbir zaman yanlış yapmadık. BM gözetimindeki tüm çözüm planlarına ve önerilerine olumlu yaklaştık. Rum tarafı ise menfi yaklaşan taraftı. Onların ödüllendirilip bizim hala daha cezalandırılmamız kabul edilemez. Bu adaletsiz durum bir an önce sona ermelidir. Özden gelen haklarımızın teyit edilmesiyle de adada mevcut iki devletin nasıl işbirliği yapacağını müzakere etmek üzere masaya oturmaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyon anavatan Türkiye tarafından tam destek görmektedir. Biz de UBP olarak Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyonu ve yapmakta olduğu çalışmaları güçlü bir şekilde destekliyoruz. Holgün saat 11'de ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni ve 12.30'da ise Halkın Partisi'ni ziyaret etti. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üniversitelerin başarılı gelişimi için nitelik ve eğitim kalitesinin yüksek tutulmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Koyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rektörü Profesör Doktor Murat Sarı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Deniz ve beraberindekilerden oluşan heyeti kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada böyle önemli bir üniversitenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kampüsünün bulunmasının ülke adına büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Tatar, eğitim adası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerel üniversitelerin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin de eğitim vermesinin önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin gelişimi için yürütülen sürecin başarıya ulaşması için nicelikten öte niteliğin ve eğitim kalitesinin yüksek tutulması gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Avcı'yı istifa etmeye çağırdı sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Tatar, bir kez daha belirtmek istiyorum ki yargıya olan güvenim tamdır. Yodak'ta yeni bir yapılanmanın oluşumuna olanak sağlamak amacıyla Yodak Başkanı Avcı'nın bu aşamada istifa etmesi gerektiği inancını taşımaktayım dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar son gelişmeleri dikkate alarak Yüksek öğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Profesör Doktor Turgay Avcı'yı istifaya çağırdı. Tatar konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada bir üniversitemizde yaşanan bazı olaylarla ilgili olarak polis soruşturması ve yargı sürecinin devam ederken Yüksek Adliye Kurulu'na başvuruda bulunarak YÖDAK Başkanı Turgay Avcı'nın görevden alınması talebinde bulunduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Katar açıklamasında şunları kaydetti. Bilindiği üzere YÖDAK Başkanı'nı görevden alma yetkisi sadece Yüksek Adliye Kurulu'na aittir. Yapmış olduğum başvuru sonunda konuyla ilgili olarak toplanan Yüksek Adliye Kurulu 15 gün içerisinde YÖDAK Başkanı Avcı'nın savunmasının alınması, soruşturma yargıcı olarak görevlendirilen Yargıç Gökhan Asafoğulları'nın bir ay içerisinde konuyla ilgili rapor hazırlaması ve bunun sonrasında da uygun görülürse YÖDAK Başkanı Avcı hakkında disiplin soruşturması başlatılması yönünde karar almıştır. Bu arada bir kez daha belirtmek istiyorum ki yargıya olan güvenim tamdır. YÖDAK'ta yeni bir yapılanmanın oluşumuna olanak sağlamak amacıyla yargı süreci devam ederken masumiyet karinesini de dikkate alarak YÖDAK Başkanı Avcı'nın bu aşamada istifa etmesi gerektiği inancını taşımaktayım. Devam ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu çalışma hayatı ve reçete yolsuzluğuyla ilgili sürece değindi. Gardiyanoğlu çalışma hayatını hem işçi hem de işveren gözüyle değerlendirdiklerini belirtirken reçete yolsuzluğu soruşturması konusunda geri adım atmayacağına da yineledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Demokrasi Hareketi Başkanı Alper Özsakınç ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. Bakan Gardiyanoğlu kabulde sosyal sigortalardaki reçete yolsuzluğuyla ilgili ciddi bir soruşturma başlattıklarını ve konunun yargıda olduğunu hatırlatarak, bu soruşturmalarda bakanlığımızın geri adım atıp atmayacağı konusunda çok spekülasyon yapıldı. Asla ve asla geri adım atmayacağımı söyledim." dedi. Gardianoğlu çalışma hayatını hem işçi hem işveren gözüyle değerlendirdiğini ifade ederek asgari ücreti işçi ve işveren tarafının oy birliğiyle belirlediklerini anımsattı. Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enflasyon karşısında çalışma hayatından sorumlu bir bakan olarak sosyal sigorta işveren teşvik primlerini %25'ten %50'ye yükselttiklerini de belirten Gardianoğlu üretim sektöründe işveren teşvik prim oranını ise %58'e çıkarttıklarını kaydetti. Gün ortası haber bültenine, şimdi de dış gelişmelerle devam edeceğiz sayın seyirciler ve hemen Orta Doğu bölgesine uzanıyoruz. İsrail, Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ediyor. İsrail güçleri Deyrel Bela kentinde yine sivilleri vurdu, 11 kişiyi öldürdü. Öte yandan 7 Ekim'den bu yana saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 31 bini aştı. İsrail güçlerinin Gazze şeridine yönelik saldırıları devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 31.184 Filistinli katledildi. Yaklaşık 73 bin kişi yaralandı. Çok sayıda Filistinli ise enkaz altında kayıp. İsrail güçleri Gazze'nin orta kesimindeki Deir el Belah kentinde bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildi. İsrail yardım almaya çalışan çaresiz Filistinlileri öldürmeyi de sürdürüyor. İsrail'in bugüne kadar Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen 400'den fazla kişiyi öldürdüğü açıklandı. İsrail askerlerinin 29 Şubat'ta Gazze'nin kuzeyinde insani yardım tırlarına koşan Filistinlilere ateş açması sonucu 118 Filistinli öldürülmüş ve dünyadan büyük tepki gelmişti. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma malarsa devam ediyor. Lüblen, Hizbullah Lübnan Hizbullahı İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentini hedef almasının ardından İsrail askeri noktalarını vurduğunu açıkladı. İsrail ordusu ise Suriye'de Hizbullah'a ait iki hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail'in aralıksız saldırıları ve kuşatması nedeniyle ağır yıkım ve kıtlığın yaşandığı Gazze şeridinde Birleşmiş Milletler koordinasyonuyla pilot proje olarak 6 tır insani yardım gönderildi sayın seyirciler. Kıbrıs'tan yola çıkan ve 200 tonluk yardım malzemesi taşıyan gemi de Gazze'ye doğru yol alıyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada hükümetten gelen direktifler doğrultusunda Dünya Gıda Programı'nın sağladığı 6 tır insani yardım Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdi aktarıldı. Yardım konvoyunun pilot proje olarak Hamas'ın yardımlara ulaşmasının engellenmesi amacıyla yapıldığı belirtildi. Yardım tırlarının İsrail'in kontrolündeki Kerem Ebu Salim sınır kapısında denetlendiği ve projenin sonuçlarının hükümet yetkililerine sunulacağı kaydedildi. Anadolu Ajansı'nın ulaştığı yerel kaynak henüz yardım konvoyunun bölgeye ulaştığına ilişkin bilgi olmadığını söyledi. İsrail'in kara işgalini sürdürdüğü çoğunluğu enkaz halindeki Gazze şeridinin kuzeyinde 400 bin kadar evsiz Filistinli açlık, temiz su eksikliği ve kıtlıkla mücadele ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini açıkladı. İsrail askerlerinin 29 Şubat'ta Gazze şeridinin kuzeyinde insani yardım tırlarına koşan Filistinlere ateş açması sonucu 118 Filistinli öldürülmüştü. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insanlık felaketi karşısında Amerika, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa'nın da aralarında yer aldığı ülkeler havadan insani yardım atmaya başlamıştı. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 8 Mart'ta havadan atıldıktan sonra paraşütü açılmayan insani yardımların bekleyenlerin üzerine düşmesi sonucu 5 fiilisi hayatını kaybetmişti. Bu arada İspanyol Sivil Toplum Kuruluşu Open Arms'la Amerika Birleşik Devletleri Merkezi World Central Kitchen kuruluşlarının 200 tonluk gıda yardımını taşıyan geminin ilk kez dün Kıbrıs üzerinden Gazze'ye doğru yola çıktığı belirtilmişti. Haiti'de olağanüstü hal ilanına rağmen olaylar yatışmadı. Sokaklarda tırmanan şiddet olayları ve kargaşa devam ediyor. Olaylar nedeniyle 15 bin kişi yerinden edildi. Haiti'de göstericiler özellikle yabancı elçilik ve temsilciliklerin bulunduğu caddelerde araç lastiklerini ateşe vererek yürüyüşler düzenliyor. Haiti'de Başbakan Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler Port-au-Prince'de croix bölgesi yakınlarında bulunan iki hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti. Hükümet hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik OHAL ilan etmiş ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlamıştı. Sokaklardaki şiddetin iyice tırmanması ve olayların kontrol altına alınamaması nedeniyle Haiti'deki OHAL bir ay daha uzatıldı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Haiti'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle son bir haftada 15 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Ve çatışmaların devam ettiği bir diğer ülke olan Sudan'dan aktaracağımız haberle devam ediyoruz. Bültenimize Sudan ordusu yaklaşık 11 aydır çatıştığı Hızlı destek kuvvetlerinin kontrolündeki ulusal radyo ve televizyon binasını ele geçirdiğini duyurdu. Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman El Hüseyin'e ait yayınlanan ses kaydında Sudan ordusunun hızlı destek kuvvetlerinin kontrolündeki ulusal radyo ve televizyon binasını ele geçirdiğini ve ordu güçlerini tebrik ettiğini belirtti. Ordudan yapılan açıklamada da silahlı kuvvetleriniz diğer düzenli kuvvetler ve onlarla omuz omuza veren halkımız, Sudan milletinin hafızası ve vicdanı olan Ulusal Radyo ve Televizyon Kurumu'nun binasını, Dagola ailesinin terörist milislerinden ele geçirmeyi başarmıştır ifadesi yer aldı. Sudan ordusunun son haftalarda başkent Hartum'un Undurman kentindeki operasyonlarında ciddi ilerlemeler kaydettiği belirtiliyor. Sayın seyirciler bültenimizin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken hava durumuyla ilgili uyarı niteliğinde bir haberi paylaşacağız şimdi sizlerle. Ülkemiz yeniden tozlu havanın etkisi altına giriyor. Toz zerrecikleri bugün gece yarısına kadar etkili olacak. Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu akşam 23.59'a kadar bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi. Daireden yapılan açıklamada toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edildi. Evet sayın seyirciler hava durumuna ilişkin bu haberimizin ardından gün ortası haber bülteninde bize ayrılan sürenin bugünlükte sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güncel gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri izlemeye devam edin diyelim. Yeniden görüşünceye dek mutlu bir gün sizin olsun. Hoşçakalın.